Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Harika iki tarifle yine karşınızdayım. Öncesinde çok doğal hem tonik hem de maske yapacağız, losyon yapacağız sizlerle birlikte. İlk bana gerekli olan malzeme bir demleme aparatı. Sonrasında içine koyacağım ilk malzemem ıhlamur. Bir tutam yeterli olacaktır. Arkasından da hemen defne yaprağı, gördüğünüz gibi. Demliğimin içine koymadan önce biraz ufalayarak koyuyorum. Elinizde bunu yapabilirsiniz. Zaten iki bitkimiz de yeterince kuru. Elinizde dokunduğunuz anda bile ufalanıyor. Cildi için özellikle kimyasallardan uzak durmak isteyen arkadaşlarım var. Gerçekten sizler için çok çok güzel bir tarif. Pürüzsüz ve kırışıksız porselen bir cilde sahip olmak istiyorsanız sık sık bu tarz kürlerden faydalanmanız gerekiyor. Şimdi ben demliğimin içerisine tüm malzemelerin üzerine yaklaşık yarım litre kadar da sucuk kaynamış suyumu ilave ediyorum ve ağzını kapatıp yaklaşık 15-20 dakika kadar dinlenmeye bırakıyorum. Tüm bitkilerim suyun içerisine gördüğünüz gibi aromasını bıraktı. Küçük bir kasenin içerisine bir çorba kaşığı yeterli olacaktır. Ihlamur ve defne yaprağı suyumuzu ilave ediyorum. Arkasından da Hızır aloe vera jeli kullanacağım. Ondan da 2 yemek kaşığı ölçüsünde yeterli olacaktır. Sonrasında iki malzemeyi bir güzel karıştırıyorum. Özellikle kış aylarında cildimizin hem mineral ihtiyacını karşılayacak hem de gergin, pürüzsüz ve daha canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olacak tarifimiz. Ayrıca kırışık ve lekeler varsa, hatta sivilceler ve akneler varsa cildinizi terk edecekler. Koyu renklerinde açılmasını sağlayacak, hatta düzenli kullanımda tamamen ortadan kaldıracaktır. Verdiğimiz bütün tarifler aynı şekilde düzenli kullanımda biliyorsunuz çok çok etkilidir. Şimdi karışımın içerisine şimdi de okaliptüs yağı ilave ediyorum. 10 damla yeterli olacaktır. Okaliptüs yağımız da cilt tahrişlerini yatıştırmaya, küçük yaraları tedavi etmeye, aynı zamanda sivilceleri gidermeye çok etkili olacaktır. Ardından da yine 1 yemek kaşığı kadar gliserin kullanacağım. Onu da ilave ediyorum. Gliserin de biliyorsunuz cildi nemli tutarak ince çizgi oluşumunu, çatlakları, kuruluk gibi şikayetleriniz varsa bunların giderilmesini sağlar. Aynı zamanda cildi çok yumuşatır. Cildimizdeki o mat görünümü gidererek ekstra cilde aydınlık verir. Cildinize az önce de söylediğim gibi düzenli olarak bunu uygularsanız inanılmaz bir fark elde edeceksiniz. Tanıdığınız çevrenizdeki kişiler cildinize ne yaptığınızı merak edecekler. Hatta bunu dile getirip soracaklardır. Hatta akşamları cildinize uyguladığınızda sabah mevcut yaşınızdan daha genç görünerek uyandığınızı fark edebileceksiniz. Ben genelde bu tarz tarifleri akşamdan uygulamayı tercih ediyorum. Çünkü biz gece uykudayken vücut kendini yenilemeye alıyor. Biz de dıştan takviyelerle buna daha fazla olanak tanımış oluyoruz. Yani cildimizi ve cilt hücrelerimizi bu sayede yeniliyoruz. Ben temiz cilde uyguluyorum. Her zaman olması gerektiği gibi yaklaşık yarım saatte kalabilir, 40 dakikada kalabilir. Üzerinizde hiçbir yan etkisi yoktur ama haftada en az 3 kez uygulamanızı öneriyorum. İlerleyen dönemlerde haftada bir kez de uygulamaya dönebilirsiniz. Zaten cildinize iyi geldiğini gördükçe inanın siz de sürekli yapmak isteyeceksiniz. Şimdi sıra geldi toniğimi hazırlamaya. Bir uygulama şişesinin içerisine az önce demlediğim ıhlamur ve defne yapraklarını koyuyorum. Ağzına kadar doldurmuyorum. Çünkü yine biraz önce sizlerle birlikte hazırladığım karışımdan da içerisine bir tatlı kaşığı kadar ilave edip iyicene çalkalıyorum. Losyonumuzu tek de kullanabilirsiniz. Cildinizi temizlemek için kullanabilirsiniz. Uyumadan önce cildinize sürebilirsiniz. Sabahları uyandığınızda sürebilirsiniz. Sizin kurtarıcınız olacak losyonlardan bir tanesi. Seyahat çantanıza da atın bir tane taşıyabilirsiniz. Bir hafta kadar da uygulama şişesinde buzdolabında da saklayabilirsiniz.
kalan maskemizi ise yine küçük bir kavanozun içerisine alıyorum. Onu da yaklaşık bir hafta kadar buzdolabında saklayabilirsiniz. Tüm cildinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Ellerinizde kullanabilirsiniz. Boyun bölgesinde de kullanabilirsiniz. Hatta dekolte bölgenizde bile kullanmanızda hiçbir sakınca yoktur. Aksine çok çok iyi gelecektir. Demliğimde biraz ıhlamurum ve defne yaprağım var. Beni bekliyor. Onu da içerek tüketeceğim son olarak. Sizler de benim gibi yapabilirsiniz. Hepinize şifa olsun. Daha sağlıklı tariflerim için de lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca yapmamı istediğiniz farklı tarifler de varsa lütfen yorumlar kısmında bana iletin. Hemen sizlere dönüş sağlarım ve oradan iletişime geçebiliriz. Hoşça kalın.